Aslı'nın cansız bedenini gösterme bana Allah'ım. Allah'ım, Allah'a şükürler olsun. Şahin. Şahin. Koçum. Şahin. Aslı burada yok. Allah'ım şükürler olsun. Ulan sen ne büyüksün. Allah'ım binlerce kere şükürler olsun. Hadi koçum, geçmiş olsun. Gözün aydın Şahin. Geçmiş olsun Şahin. Sağ ol. Amir yanılmış. Peki Aslı, o nerede o zaman komutanım? Ya aga bu iş böyle olmamalıydı ya. Aga vallahi bu işte kesin bir oyun var ha. Dur bakayım. Ne oldu doktor? Aga bir dakika, bir olaylar var burada. Ana gel lan. İyi misin doktor? Bu yılanmış ya. Aga iyiyim iyiyim. Önce birazcık tırsıdım, korktum ama sonra geçti. Hemen yakaladım bu pisliği. Nasıl bir şey diyeceğim ki? Acaba senin akraban mı ki? Bu hemen pusulalı üstüme saldırdı ha. Neyse öldürmeyek, günahtır. Hadi defol git. Gayt. Gayt. Devam et. Aha gitti. Şimdi Aslı kurtulduysa niye aramıyor bizi komutanım? Belli ki arayamıyor Şahin. Ha? Ya Serdar, Aslı'yı tanırız. O bir yolunu bulup mutlaka bizi arardı. Ya işte gerçekten aradığım kanıtı buldum. Aslı buradaymış ki ya. Buradaymış. Bu bizim üniformanın şeyi. O zaman Amir yanılmamış. Zannediyorum ki kesin olarak Aslı'yı daha önce bu tabuta koymuşlar. Yoksa... Aslı ölseydi tabutta o olurdu Şahin ha. Aslı yaşıyor. Hadi üzülme dostum. Neredesin be Aslı? Ne oldu sana? Şahin. Gafur, sedire yatır. Tamam Gafur, sen çık. Yavrum.
canımın içi. Bebeğim. Güzel gözlüm. Yanımdasın sonunda. Şükür. Yıllardır hasretim sana Esli. O kadar özledim ki. Çıkarın beni. Şahin. Şahin neredesin? Timciler buraya geldi. Tabutu çıkardılar. Ne konuştuklarını duydun mu? Timci kızı aradıklarını duydum. Tabutta Rıza'yı görünce çekip gittiler. Timci kız nerede Bejan? Haddini bil Amir. Sana ne Timci kızdan? Kız nerede Bejan? Rıza nöbetteyken Timci kız saldırmış. Rıza'yı indirip kaçmış. Timci kızı bulmuşlar be. Bu senin marifetin mi Beşan? Timci kız beni öldürecekti baba. Sana Timci kız sağ kalmalı diye emir vermiştim. Bu kızı niye koruyorsun baba? Beni sorgulama Beşan. Olamaz Rıza bu. O emir burayı görmüştü. Gebermeden sungurlara okumuş olmalı. Timci kızı alıp Rıza'yı öldürmüşler. Doğru. Sungurlar buraya gelmiş, mezarı açmışlar. Ama Timci kız tabutta yokmuş. Kim alır kızı baba? Kim biliyor ki burayı? Bir Rıza bir de ben. Gömün şunu. Tamam komutanım. Timci kızı kim kaçırdı be? Allah, ne çabuk geçti zaman. Ne kadar büyümüşsün. Kimsin sen? Ben bu çiftliğin sahibiyim kızım. Beni sen mi kurtardın? Toplamaya çıkmıştım. Toprak altında bağırtını duydum. Toprağı kazınca sonra seni buldum. Buraya getirdim. Neredeyim ben? Sınırda bir köydesin kızım.
Telefon var mı? Yok kızım. Gitmem lazım. Şahin meraktan ölmüştür. Kızım kötüsün sen. O resim ne? Ne resmi kızım? Üstünde İslim yazıyordu. Hayal görmüşsün kızım sen. Öyle bir resim yok. Gitmem lazım. Şahin bekler beni. Bu halde gidemezsin kızım. Bir süre dinlen. Acelen ne? Şahin'e, Serdar abiye ulaşmam lazım. Beni arıyorlardır. Şahin. Üzülme kuşum. Aslı'yı bulacağız. Aga bu çocuk şeye Aslı'yı bulacağımıza inanmıyor herhalde ya. Ya Serdar, Aslı o tabuttan kendi başına çıkmış olamaz. Doktor, Nergis Bejan diye birinden bahsetmişti. Bu son zamanlarda buralarda dolanan Bejan değil mi ha? He, aga o Bejan da yani... Ya o kadar tatlı, o kadar iyi bir insan ki Farid Marit hiç alakası yok. Bilmez ki öyle şeyleri ya, tatlı, gariban insan yani. Bence daha dikkatli olmalıyız Serdar. Yani doktor seni saf bulmuş, yanına yaklaşmış olabilir. İyi niyetini kullanmış olabilir. Yani. Ya acaba saflıkla benim aramda hiç şöyle yan yana gelebileceğimiz bir bağ var mı ya? Aga ne diyor bu ya? Yılan bu yılan. Çatal diliyle işte bana saldırıyor. Beni kıstırmaya çalışıyor. Doktor, NASA doğru söylüyor. Daha dikkatli olmalısın. Hem o kız değil mi de aslında yerine geçen ha? Bir süretimcilere yaklaşma. Amir ne konuştu bilmiyoruz. Ne olur ne olmaz. Benim derdim Timci kız. Kim nasıl alır onu baba? Timci kız nerede? Kızım iç. Şifalı otlardan yaptım. Güç verir sana. Sağ ol. Sen yalan söyledin bana. Ne diyorsun kızım sen? Ne yalanı? O resim. Sen aldın o resmi. Ver resmi bana.
Eslim yazıyordu üstünde. Benim adım. Yok kızım. Eslim değil. O benim yıllar önce kaybettiğim kızımın resmi. Bir o var elimde. Adı Esin'di. Benzetmişsin. Ver resmi. Üstünde Eslim yazıyordu. Kimsin sen? Beni nereden tanıyorsun? Ver şu resmi. Ver. Allah'ım sen benim kızım Eslim'sin bile diyemiyorum. Bu ne acı ya Rabbim. Yaşıyor musun? Yaşıyor mu? Ya Aslı yaşıyor mu sizce? Ya Yağız oğlan, o nasıl bir laf öyle ya, yaşıyor mu falan diye. Yaşıyor tabii. Aslı arayamıyorsa hala Farid'in elinde demektir. Farid'in yerini bilen amirdir dedi. Nasıl bulacağız komutanım Aslı'yı? Türkiye'den alsaydık. Bak, herkes oraya gidiyor. Cebimizdeki parayla Türkiye'den 3 alırsak Suriye'den 5 alırız. Hem zaten 2 güne döneriz. Sınıra az kaldı. Sonrası kolay. Vura vura kuracağız El-Kaide devletini. Türkiye buna izin vermez. Bu iş zor. Boş boş konuşma lan. Kudüs ordusuyla beraber kuracağız El-Kaide devletini. Komutanım otobüsteyim. Karakolun yarım saat uzağındayız. Otobüs Suriye'ye gidiyor. İçinde Kudüs ordusuna bağlı teröristler var.
üstü askerim var komutanım. İhbar ondan geldi. Araçta Kudüs ordusuna bağlı teröristler olduğunu söylüyor. Dikkatli olun asubayı. Sungurları takviye gönderiyorum. Alındı, anlaşıldı komutanım. Hadi hadi çabuk hadi. Hadi hadi dağılın. Geçin yerlerinize. Arkadaşlar, Suriye'ye giden bir otobüste Kudüs ordusuna ait teröristler olduğu ihbarı aldık. Yolda jandarma kontrol noktası oluşturdu. Takviyeye gidiyoruz. Anlaşıldı mı? Hadi araçlara. Hadi. Koçum, kendini topla, tamam mı? Bir sürü aslıyı kafandan at. Sana ihtiyacım var. Emrinizdeyim komutanım. Merak etmeyin. Hadi çıkalım. Neredesiniz be komutanım? Hadi artık. Uygulama var. Hazır olun. Savaş başlıyor. Araçtan en son biz ineceğiz. Tamam. Tamam. Herkes kimlikleri hazırlasın. Aşağı inin çabuk. Sakın kaçağa gittiğimizi söyleme. Akraba ziyaretine gidiyoruz, ona göre, tamam mı? Tamam. Geç geç geç. Ne oluyor komutan? Sessizce geç. Rutin kontrol, geç. Sessizce dizini şöyle bakayım. Yan yana dizilin, yan yana dizilin. Kimlikleri çıkartın. Komutanım. Adamları ne yapın lan? Şan Şafak bekçisi. Askerlerimin hepsi şehit oldu. Yetişin. Yetişemezler komutan. Geç kaldı. Eman aman. Eman aman. Sen. Hadi acele edin. 5 dakikaya çıkıyoruz buradan. Para, saat, altın, ne varsa hepsini vereceksiniz. Hadi hadi hadi. Ne varsa toplayın. Doktor, bas şu gaza. Aga, yani açıkça gaza basmaktan şu an ayağım dışarı çıkacak vallahi yani. Acele edin. Arayın hepsinin üstünü. Para. Hadi, saat, hadi çıkar çıkar. Altın. Ver şunları. Ne var ne yoksa hepsini hadi. Sen de çıkar. Hadi bak böyle ver. Ver. Ver şunu. Çıkar lan çıkar. Ver şunları da. Sakın liderlik yapma. Mecburuz, parayı vereceğiz.
Baba, parayı verirsek Suriye ile yanacağız. Ver şunları. Bütün senin açısı demektir. Ben bu parayı vermem. Oğul sakın yapma. Canımızdan değerli değil ya. Çıkar. Şunu da çıkar. Ver şunu. Ver şunu. Ver dedim sana. Çıkar. Çıkar lan. Ver şu çantayı. Ben kaçıyor. Dur oğlum. Dur. Lan. Dur lan. Dur Allah'ın aşkına. Oğlum Bilal. Allah'tan korkmasın. Hasılsın. Bilal oğlum. Çok seviyormuş lan. İyi. O zaman beraber ölsün ya. Oğlunu öldürdün. Daha ne istiyorsun? Sırtın evladım. Otobüsü durduran time ulaşamıyoruz. Çağrılara cevap vermiyorlar. Durumunuz nedir? Az kaldı komutanım. 5 dakikaya oradayız. Vay. Güzel kızmış. Siz. Karın mı lan? Lan. Bırak lan onu şerefsiz. Aman aman, aman aman, aman aman. İyi, artık ben bakarım lan bu resme. Aman aman, aman aman, aman aman, aman aman. Nasıl yermiş lan bu? Kaldırın lan şunu. Hadi hadi. Bana bakın lan. El-Kaide adına bu askeri alıyorum. Devletinize söyleyin. Gelsin askerini kurtarsın. Yapmayın. Yazın. Sus ulan. Tamam. Sus. Sus lan. Tamam. Sus. Götürün. Etmeyin. Yolun. Askeri götürmeyin. Çevre güvenliğini sağlayın. Komutan, komutan askeri götürüyor. Hadi, yürüyün oğlum şu askeri, çabuk olun. Hadi, acele edin. Şu tepeyi açtık mı sınır? Komutanım bana da bir silah verin. Son nefesime, son mermime kadar savaşayım. Allah razı olsun koçum. Kimsiniz lan siz ha? Kimsiniz lan? Kime hizmet ediyorsunuz? Kime hizmet ediyorsunuz lan? Biz Suriye'ye, Kudüs ordusuna katılmaya gidiyoruz. Kudüs ordusu ha? Kudüs ordusu. Faride tanıyor musun lan? Faride tanıyor musun? Yok. Komutanım, bunlar başıbozuk ordusu. Faride malide bilmezler. Evet. Farid, benim Yakup. Ne oldu? Geçtiniz mi sınırı?
Otobüsü asker durdurdu. Hepsinin icabına baktık. Yolculara gereken muamele yapıldı. Ama sonra siyah elbiseli özel eğitimli askerler geldi. Aramızda çatışma çıktı. Sungurlar belasıdır onlar. Bütün adamları indirdiler. Bir tek ben zor kurtuldum. Adamları boş ver. Türkiye'den El-Kaide saflarına katılım iyice arttı. Sana adam gönderirim. Önemli olan sınır hattı boyunca operasyonların devam etmesi. Saldırılar sınır hattı boyunca devam edecek. El-Kaide devleti için köyler boşaltılacak. Merak etmeyin. Bizim için önemli olan halkı korkutup kaçırman. Parayı boş ver. Grup dağıtıldı komutanım. Ama anlaşılan bu iş Farid'in işi. Farid sınır hattındaki köylüleri bölgeden uzaklaştırmak istiyor. Kurmayı planladıkları El-Kaide devleti için zemin hazırlıyorlar. Böyle olaylarla çok karşılaşacağız Serdar. Komutanım, bu şerefsiz herifi bulup durdurmalıyız. Farid'i çözecek bir yol bulduk. Farid'in bir düşman olduğu istihbaratını aldık. Adamın izini bulduk. Ama adamla bağlantı kurmak çok zor. Anlaşıldı komutanım. Hemen geliyoruz. Komutanı duydunuz. Farid'i tanıyan biri bulundu. İyi, bulalım artık şu şerefsizi komutanım. Hadi çıkıyoruz. Ne var Gaffur? Tamam. Tamam hadi. Kapıyı kilitle. Buradan hiç ayrılma. Uyanırsa bana haber ver. Buraya niye geldin Farid? Eslim'i Bavin'e mi getirdin Dila? Evet. Bir Türk askerinin burada himayen altında olduğu öğrenilirse, hele bu askerin senin kızın olduğu ortaya çıkarsa. Ne yapsaydım? Eslim'in canlı canlı o tabutta ölmesini mi seyretseydim? Dila, anlamıyorsun. Benim de hesap verdiğim insanlar var. Yerin dibine batsın o insanlar. Söz konusu kızım oldu mu kimseyi dinlemem. Bugün yaşıyorsak, o geceden sağ salim çıktıysak, o insanlarla olan bağlantım sayesindedir. Sana Eslim'i bırakmanı söylemiştim. Bırakacaktım. Ama Bejan firar ettiğini söyledi. Meğerse... Meğerse? Meğerse Bejan yıllardır aradığı, bulmak için çırpındığı ablasını mı öldürecekti? Öyle mi Farid? Anne ben geldim. Dila Hanım bahçede Bejan. Tamam teyze. İkinci kızın fotoğrafı ne arıyor burada? Timci kızın bütün belgelerini toplamış. Bu kim be? Kimliğiyle ilgili bir bilgi de yok. Adamın adı Beşir. Aldığımız istihbarata göre Farid'in can düşmanı.
Neden düşman oldukları bilinmiyor. Ama uzun yıllardan beri Faride öldürmek için peşindeymiş. Bu adam bizi Faride götürecek yolu açacaktır komutanım. Faride bulursak Aslı'yı da bulmuş oluruz. Suriye'ye sızıp bu adamı alıp gelmeye hazırız komutanım. Beşir, Esed birliklerinin hakim olduğu kasabadaki cezaevinde yatıyor Serdar. Yani adam Esed'in hapishanesinde. O zaman cezaevine girmekten başka çare yok Serdar. Tamam. Biz de gideriz o zaman. Esed'in birlikleri sizin Türk askeri olduğunuzu anlarsa orada soru sormadan infaz ederler. Size yardım etme şansımız bile olmaz. Farid denen şerefsiz adım adım sınırda El-Kaide devleti kurmak için çalışıyor. Yok otobüs durduruyorlar, köy basıyorlar. Halkı bölgeden kaçırmaya çalışıyor. Buna izin veremeyiz. Haklısın Serdar. Bir çözüm bulmalıyız. Komutanım, Kudüs ordusunu yok etmek için Farid'i yok etmek zorundayız. Başka şansımız yok. O hapishaneye gireceğiz. Bejan'la Eslim arasındaki bu felaket bir daha yaşanmamalı Farid. Bejan'a gerçeği söylemeliyiz. Bejan'ı ikimiz de tanıyoruz. O Aslı'nın kardeş olduğunu öğrenirse bu iş sır olmaktan çıkar. Kızının sağ olduğu, Sungurların timcisi olduğu ortaya çıkacak olursa bu bölgede benim komuta ettiğim Kudüs ordusunun Sungurların karşısında sürekli kaybetmesinin sebebini bu duruma bağlayabilirler. Sen, ben Aslı'ya bilgi vermekle suçlanırız. Sungurların ajanı konumuna düşeriz. Bu da Kudüs ordusunun bağlı olduğu Pers devrim muhafızlarının ve El-Kaide'nin senin, benim, Bejan'ın ölüm fermanını imzalamak demektir. Ne yapacağız? Bu sır olarak kalacak mı? Kızım anasını, kardeşini tanımayacak mı? Hayır Dila. Aslı sizleri öldü biliyor. Bırak öyle bilsin. Bu sır ebediyete kadar aramızda kalacak. Hangi deliğe girersen gir. Seni bulup geberteceğim Timci kız. Bu Timci kızın özelliği ne? Niye sıradan bir Timci kızla bu kadar ilgileniyorsun baba? Sana planlarım hakkında bilgileri ne zaman verdim Bejan? Beni sorgulamam. Amcana karşı saygılı ol Bejan. O senin baban sayılır. Zaten babam anne. Amca deyip durma. Ne yapıyorsun sen Bejan? Bu Timci'yi bulduğum anda işte böyle parça parça edeceğim. Kızını frenle Dila. Yoksa kendi kardeşini öldürecek. Kimin fotoğrafı o? Kimsenin. Fotoğrafı. Niye kaçırdı benden? Gönderdiğim itleri öldürmeyi başardın. Her cinayetinde cezan katlanıyor. O koğuştan ancak cesedin çıkacak Beşir.
kimse gelemez moruk. Senin işin bitti. Ulan var ya, onu gebertmek için yaşıyorum lan ben! Çok iyi korunuyor. Doktor haklı. Çok iyi koruyorlar. Vallahi aga, işte görünen o ki bu şartlarda buraya saldırmak intihar olur gibi yani. Ne yapalım? Geri mi dönelim buraya? Ya ne dedim ki? Sakin ol, sakin. Yeşil'le bağlantı kurmadan dönmüyoruz. Nasıl yapacağız? Cezaevine tutuklu olarak gireceğiz. Tamam tamam, girelim olur. Cezaevine girmeye çalışıyoruz. Tamam lan tamam. Görüntü alındı mı komutanım? Görüntüleri seyrediyoruz Nazar. Ne oluyor orada? Cezaevindeki Beşir'e ulaşmanın başka yolu yok. Serdar çok tehlikeli iş yaptı Nazar. Aldığımız istihbarata göre kasabadaki birliğin komutanı ve cezaevi müdürünün Farid'le sıkı bağlantıları varmış. Farid verdiği rüşvetlerle adamları besliyormuş. Farid Serdar'la Şahin'in kimliğini öğrenecek olursa bir daha cezaevinden çıkamazlar Nazar. Boru. Boru Begum. Tafbeys.
Bu deton nişan bedel. Vorobegov. Vorobegov. Sapes. Müdür, İnat Orkan. Görmüş yancist. Dot, İnal Dot sen. Ben Türkleri hiç sevmem. Buraya gelmeniz iyi olmadı. Elimden çekeceğiniz var. İyi ya müdür, çekeriz o zaman. Senden medet dilenecek değiliz ya. Lan! Lan! Lan müdür! Kaşınma, kırmayayım kafanı. Sakin ol, sakin ol Şahin. Sorun çıkarma. Hadi! Sert vur! Sevilmez. Bunlar Türk. Baksanıza komutanım. Pek de tekin bir yer gibi görünmüyor bana. İşimiz zor Şahin. Eşir gördün mü? Orada komutanım. Gel, şununla bir tanışalım. Hadi. Şşş, ne oluyor be? Çüş lan. Çağır mısın? Bana bak. Bela aramıyoruz, tamam mı? Bela aramaya gücün mü var? Biz herif. Komutanım. Sen Beşir'le bağlantıya geç. Bunları ben hallederim. Sen... Dört kişiler. Bana az gelir komutan. Hadi. Hadi bakalım. Hmm.
selamun aleyküm. Aleyküm selam. Gel bakalım. Beşir. Hadi. Adımı nereden biliyorsun? Ortak bir düşmanımız var. İsmi Farid. Korktun mu yoksa? Senin derdin ne ya? Biz de senin gibi Farid'in düşmanlarıyız. Siz kimsiniz? Onu boş ver. Seni buradan çıkartmaya geldik. Size nasıl güveneceğim ki? Biz seni kurtaracağız. Sen de bize Farid'i yakalatacaksın. Hayır, yardım edemem ben. Kafanı çalıştır. Buradan çıkacaksın. Gidin işinize be. Çevrene bir baksana. Buradan çıkmak imkansız. Yeter Şahin. Öldünüz lan siz. Yürü git lan. Yürü. Yürü. Biraz sakin ol kocuğum. Sıradan birileri değil bunlar. Farid Beşir için göndermiş bu adamı. Kesin Farid gönderdi bu pislikleri. Beni kaçırma bahanesiyle öldürecek. Borat'ı Bora! Borat'ı Bora! Burada ne işiniz var sizin? Biz de bu koğuşta kalacakmışız. Beşir. Burada kamera var mı? Yok. Peki teklifimi düşündün mü? Buradan kimse çıkamaz. Bunu unutun. Dışarıda bize yardım edecek kişiler var. Komutanım! Şahin, Şahin gel otur. Sizi Farid gönderdi değil mi? Bana bak, saçmalama. Hayır. Dur Şahin, sakın çekme. Sakın çekme, tamam mı? Hazır mısın? Ha? Hazırım, hazırım. 2-3. Ulan geberteceğim lan. Dur. Gebertirim lan seni. Lan. Hayır, hayır. Bırak onu. Komutanım, herif öldürüyordu beni. O bize lazım. Kalk. Siz. Kalk ayağa, kalk. Siz. Askersiniz. Evet. Biz Türk askeriyiz. Salak herif. Ya kusura bakmayın. Farid beni öldürmek için her yolu deniyor. Sizi de o gönderdi sanırım.
Kimsin? Cezaevi müdürü Kassam. Ne oldu Kassam? Buraya iki Türk getirdiler. Sen mi gönderdin? Son gelenler Beşir'i indiremedi demiştim. Bunlar yeni. Devriyeler çarşıdayken bir halıcıyı soymaya kalkmışlar. Sanki cezaevine hevesliler. Ben senin gönderdiğini zannetmiştim. Şunların fotoğraflarını gönder bana. Ben o işlerden anlamam. Bilgisayarcı gelsin gönderir. Acele et. Lan, yoksa sungurlar Beşir'i buldular mı? Kusura bakma asker. Farid ara sıra böyle itlerini gönderiyor işte üstüne. Sen de onları indirirsin. Cezanı durmadan katlanıyor. Beşir, Farid senin burada çürümeni istiyor. Doğru. Seni buradan çıkartacağız. Bize güven. Bu Farid kim? Nerede? Her şeyi anlat bize. Anlatamam. Sen Farid'in düşmanı değil misin? Hem de can düşmanı. Ama size yardım edemem. Niye be adam, niye ha? Burada çürümek mi istiyorsun? Yıllar önce Farid'in tuzağına düştüm. Hocamı başıma yıktı. Beni öldü sanıp bıraktı. Bir aile buldu beni. Aylarca komada kaldım. Kendime geldiğimde Farid'in yerime geçtiğini, karıma ve çocuklarıma sahip çıktığını öğrendim. İkinci kez öldüm. Sonra o ailenin yanında kaldım. O ailenin kızıyla evlendim. Ondan bir kızım oldu. Ama Farid'in yaptığı alçaklığı hiçbir zaman unutmadım. İçimdeki kinle, intikamla yaşadım. Yıllar sonra Farid benim yaşadığımı öğrendi. Savaşımız kaldığı yerden devam etti. Bu sefer de karımı öldürdü. Farid kızımı biliyor. Kimliğini açıklayacak olursam kızımı öldürür. Peki şimdiye kadar kızını niye sağ bıraktı? Böyle bir şey yaparsa sırlarının açığa çıkacağını biliyordu. Elimde koz. Bu savaş Farid'le benim aramda asker. Başka kimse karışamaz. Beşir, kızını korumaya alsak Farid'in yerini söyler misin? Kızıma kim ulaşacak? Dışarıda destek var demiştim. Şahin. Kızın yerini söyle. Korumaya alsınlar. Karımı kızlarımı kaybettim. Şimdi de Merve'yi kaybedemem. Sana söz veriyorum. Kaybetmeyeceksin. Niye aramıyorlar? Arıyor sonunda. Serdar, meraktan öldüm. Nazan, yeni fırsat buldum. Şimdi beni iyi dinle. Beşir'in bir kızı varmış. Kız Farid'in tehdidi altında. Kızı ve ailesini Farid'den kaçırmalıyız. Tamam, adresi ver. Dila! Beşan nerede? Dolaşıyordur. Sen nereye?
Eslim'e yemek götürüyorum. Bejan'ın tepkisini gördün. Aslı'dan nefret ediyor. Gönder onu buradan. Yıllardır kızıma hasretim. Biraz yanımda kalsın. Bir anı olarak çok şey mi istiyorum Farid? Bak Dila, gönder onu buradan. İkisi karşılaşırsa bir felaket yaşanabilir. Eslim bizim için öldü. Kim öldü baba? Önemli değil. Ben de seni arıyordum. Telefon odamda. Senin bir timciyle bağlantın vardı. Doktor. Gerçekten bak, bu bir klasik. Yeni modellerde bu çizgiler olmuyor. Ya doktor, hadi acele et. Tamam, bir dur ya. Aha, attırdım. Hadi hadi. Aç şunu, aç aç. Hadi doktor, çabuk ol biraz. Ya tamam ya, niye bu kadar çok panik yaptın? Bas şu gaza. Tamam be, tamam. Bejan tatlım arıyor. Gel, bensiz duramadı. Ya doktor, Bejan'ın kim olduğunu bilmiyoruz henüz. Nergis Bejan diye birinden bahsetmişti, hatırlıyorsun değil mi? Ya sen de Bejan'a taktın ha. Bejan buralarda Ayşe gibi, Ahmet gibi, Selahattin gibi çok revaçta, çok popüler biridir ya. Sen de taktın ha. Alo, Bejan tatlım, ne yapıyorsun güzelim? İlçeye inmeye niyetim var. Neredesin doktor? Ya gene vallahi seyyah oldum, geziyorum. Bir bilsen nerelerdeyim ya. Konuşmana göre operasyondasın. Yoksa yine Suriye'de misin? Ya şu tatlımdaki zekaya bak. Gerçek söylüyorum. Daha vallahi ağzımı açmadan her şeyi bir şeyler anlıyor ya. Gerçekten. Ya Naza, niye alıyorsun elimdeki telefonu? Niye kapatıyorsun acaba şu telefonu ya? Albay cezaevi müdürüyle Farid'in bağlantısı olduğunu söyledi. Bizimkilerin kimliği ortaya çıkarsa ne olacağını bir düşünsene. Üstelik kim olduğunu bilmeden her şeyi anlatıyorsun tanımadığımız bir kıza. Ya sen gerçekten acayipsin ha. Senin hala içinde terörist var. İçinde hala yılansın, nazasın, hainsin. Ya geçti artık o günler ya. Biz artık iyiyiz. İyilikçi düşün biraz. Hep o kötülükleri düşünüyor. Ya doktor ya, bas şu gaza hadi ya. Konuşamadı. Ama Suriye'de oldukları belli. Kesinleştirmemiz lazım. Aç şunu. Bunlar sungurlar baba. Buldular onu. Kahretsin. Kimi buldular baba? Eski bir düşman işte. Emret Farid. Kızı ve ailesini alıp hemen depoya götür. Beşir. Ailenin oturduğu köy uzakta mı? Ben cezaevindeyim diye buraya yakın bir köyde oturuyorlar. Sizinkiler evi bulmuş olmalıydı. Tarife göre ev sokağın bitiminde. Dur. Ne oluyor ya? Karışma lan, karışma. Bunlar Farid'in adamları. Hey,
Hadi. Çabuk 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 çabuk. Çabuk. Çıkıyoruz hadi. Hadi takip edelim şunları doktor. Fahreddin köpekleri nereden aldılar haberi Naza ya? Bu köpekler saldırdığına göre Şahin ve Serdar zaten deşifre oldu demektir ya. Öf, nasıl öğrendi bunlar bunu ya? Ne bileyim ben ya. Sen git de Bejan'a sor şimdi bunu. Ya Bejan Bejan deme, kapa çeneni. Ya doktor sus Allah aşkına ya. Hadi takip et şunları. Hayret bir şey, hala Bejan'ı koruyorsun. Hadi. Hadi hadi. Yürü. Yürü. Acele edin hadi hadi hadi. Yürü. Geç. Yürü. 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 Yürü hadi. Geç, geç, geç. Yürü. Hadi hadi hadi. 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 Var. Doktor, şurada demir bir kapı var. Hadi oradan girelim. Arkadaşlarının şimdiye kadar kızıma ulaşması gerekirdi yüzbaşı. Operasyon esnasında telefon edemezler. Sabırlı ol biraz. Kızımın başına kötü şeyler gelir diye korkuyorum. İkinci defa aynı felaketi yaşamak istemiyorum. Farid'in kimliğini açıklamıyorsun. Bari seninle ne derdi olduğunu söyle. Zengindim. Güçlüydüm. Gücümü kıskandı. Karım, iki kızım vardı. Mutluydum. Mutluluğumu kıskandı. Şimdi karımla evli. Kızlarım onu baba biliyor. Bu şerefsiz senin yakının mıydı? Bu şerefsiz. Bu şerefsiz. Benim abim. Olamaz. Allah'ım bu nasıl abilik böyle ya? İnansız. Gaddar bir abi. Çalıştır. Tamam. Şimdi aralarından bir rehineyi infaz edeceğim. Kameranın önüne çek. Tamam. Thank you.
Yok, bırak tutuyorum. Bırak. Yanlış. Allah Allah, korkunuz yok mu sizin? Bırak tutuyorum. Yapmayın. O kızı bırak Yakup. Başka birini al. Tamam. Biz tamam. Ne yaptık size? Şerefsiz de buradaymış Nazlı. Hadi bulalım şunu. Aman aman. Allah'tan korkun. Hiçbir vicdanınız yok sizin. Ah aman aman. Sen. Hadi. Kardeşim yere bırak. Durun. İçin emrimi bekle. Beşir, karın ve kızların senin yaşadığını biliyor mu? Bilmiyorlar. Farid'in en korktuğu şey benim ortaya çıkmam. Ama Mevre varken ortaya çıkmayacağımı biliyor. Peki Farid'in sana yaptıklarını biliyorlar mı? Bilmiyorlar. Her şey bir gecede oldu. Gece saldıranların asker olduğunu söylemiş. Herkesi ikna etmiş buna. Daha sonra öğrendim. Aslında saldıranlar Farid'in adamlarıymış. Karını kızlarını bir daha hiç görmedin mi? Kızlarım bunlar işte. Baştan beri hiç görmedim onları yüzbaşı. Bir bakayım şuna. Beşir seni biri arıyor. Hayır, hayır. Yapma. Bırak onları. Merve, kızım. Sungurlarla bağlantı kurdun Beşir. Ailenin kökünü kazıyacağımı söylemiştim. Şimdi hepsini tek tek öldüreceğim. Kimliğini açıklamadım. Bırak bu masum insanları. Dokunma kızıma. Hadi nasıl? Doktor, neredesiniz be? Yakup, neyi bekliyorsun? İşini yap.
kızım. Alçak herif. Hayır. Hayır, onların günahı yok. Ya yapma ya. Kızım. Yavrum. Farid, dokunma kızıma. Bırak onları. Kim olduğunu söylemedim. İnfaz devam edecek Beşir. Ne yaptım bir başım? Hani kızım o aileni koruyacaktır he? Beşir'i hücre yaptı. Bırakın. Bırakın beni. Tamam. Bırakın adamı lan. Bırakın lan. Bırakın lan beni. Kızım. Zorlamayın Türk timcileri. Bana kalırsa sizi şebbihalara delik deşik ettirirdim. Ama akıbetinizi Kudüs ordusu belirleyecek. Farid'in isteği bu. Geç kaldınız. Kızı vurdular. Bir rehineyi kaybettik Serdar. Ama diğerleri sağ. Naza, operasyon battı. Farid infazı seyrettirdi Beşir'e. Beşir artık hayatta konuşmaz. Biz de deşifre olduk. Sungurlar olduğumuz ortaya çıktı. Peki ne yapacağız şimdi? Siz Suriye'den hemen çıkın. Rehineleri sınırdan geçir. Durumu da albaya bildirirsin. Siz ne yapacaksınız Serdar? Biz burada kapana sıkıştık. Allah yardımcımız olsun. Serdar Yüzbaşı'nın tutuklu olduğu cezaevinin tüm giriş çıkış planlarını istiyorum. Emredersiniz. Emredersiniz komutanım. Nasıl oldu ya? Nazı. Komutanım. Toplantıdaydım. Kimliklerinin açığa çıkması çok kötü oldu. İki seçenek var. Ya uluslararası büyük bir kriz çıkartırlar... ...ya da Allah korusun... ...bizimkileri oracıkla sessiz sedasız infaz ederler. Serdar'la Şahin için hiçbir şey yapamaz mıyız? Yorulduysan... Ben bu işi beceremeyeceğim de çek git ananın kucağına tütün iç. Bu kütük eğitimi çok saçma subayım. Sesin çıksın asker. Bu kütük eğitimi çok saçma subayım. Komutanım. Komutanım. Bu kadar zor mu bunu söylemek? Ha?
Bundan sonra komutanım diyeceğim, komutanım. Derdin ne senin? Geldiğinden beri söylenip duruyorsun. Eğitim beğendiremedik sana. İpe tırmandık. Dikenli tellerin altında süründük. Çamurlu sulara girdik. Şikayet ettin mi, komutanım? Belasın sen be. İstikamet sürünme parkuru. Marş! Tur sürüneceksin. Yat! Emredersiniz komutanım. İstikamet! Geliniz! Dağılın! Aç var! Sürün! Başıma gelmedik kalmadı. Dur! Asubayım nasılsın ya? Doktor. Hayırdır? Ne işin var burada? Bizim yanımızda Suriye'den getirdiğimiz siviller var da. Onları size bırakacağız Asubayım. Gel. Dayı. Sağ ol. Allah razı olsun. Gel ana. Gel Kundi. Hadi bakayım. Tosun yüksel. Asker abileriniz sizi güvenli yere götürecek. Ya babam? Sen onu merak etme, onu da alacağız getireceğiz, tamam mı? İçin rahat olsun. Size emanetler Assubay'ım. Doktorla yılan nazı bu. Albay karargâhta bekler. Artık iş sizde. Tamam mı? Tamam doktor. Sağ ol. Hallederiz. Hadi naza dönelim biz de. Hey. Ay doktor. Ya şuna bak ya, afacan ya. Siz burada ne arıyorsunuz ya? Ay şunu sordu soruya bak, görüyor musun? Kızım asıl sen ne arıyorsun acaba burada? Aklını mı yedin, kız askeriye bura. Ben timci olacağım demiştim ya. Burada eğitimdeyim. Ay akıllara bak. Ay ben nerelere? Gevezeliğe zamanımız yok. Hadi doktor gidelim. Hadi tamam görüşürüz. Doktor. Ya benim asker nasıl? Sorma yani, sıkıntı yani. Başımız biraz belada. Aslı kayıp. Agayla Şahin de Suriye'de cezaevindeler. Yani sen benim güldüğüme bakma, öyle böyle değil yani, çok vahim. Bizim hemen oraya gitmemiz lazım, tamam mı, hadi. Allah. Ya askere bir şey olursa? Ne yaparım ben? Gel gel. Gel doktor. Al böyle, al böyle abi. Şahin, iyi misin kuşum? Canım çok yanıyor komutanım. Kuşum,
Buradan çıkıncaya kadar dayan. Vallahi buradan çıkmak biraz zor gibi komutanım. Biz ne badireler atlattık. Allah'ın izniyle bunu da atlatacağız, tamam mı? Tamam mı koçum? Avukat. Sen burada ne arıyorsun? Beşir kimliğimi açıklamamış. Hala avukat sanıyorlar beni. İş. Yüzbaşı. İş. Türk timcileri yakalandı denince merak edip geldim. Sungurları burada. Bu halde görmek şaşırttı beni. Farid Alçağ'ın peşindeyiz. Burada işiniz zor. Bazı bağlantılarım var. Size yardım etmeye çalışayım. Beşir Hücre'de. Onu alacağım. Artık asit kuyusuna atılmanın zamanı geldi. Kemiklerini bile kimse bulamayacak. Ama önce şu sungurların işini bitirelim. Kullanmadığın hücren var mı? Var da. Ne olacak? Nasıl olacak o iş? Karakoldan zabıtla gönderdiler. Kaybolduklarını nasıl izah edeceğim? Raporuna benden aldığın paraları yazarsın, he? Anlaşıldı Farid. Yüzbaşının dışarıda iki elemanı var. Cezaevini sıkı kontrol altına al. Dışarıya devriye açın. Cezaevinin çevresinde kuş uçur. Ya bu cezaevi çok iyi korunuyor. Buraya nasıl gireceğiz? Hadi diyelim buraya girdik. Buradan geri nasıl çıkacağız ya? Bilmiyorum ki doktor ya. Belki Sardar'ın planı vardır. Hah, Sardar. Rehineleri sınırdaki askerlere teslim ettik. Biz dışarıdayız. Nasıl? Cezaevi sıkı korunuyor. Şahin yaralı. Bizi hemen buradan çıkartmanız gerekiyor. Peki cezaevinin durumu ne? Zayıf noktası falan var mı? Nazar. Nazar sesin gidiyor. Şarjı bitiyor bunun. Nazar. Nazar duyuyor musun beni? Alo Serdar sesin gidiyor. Kapandı ya. Ya ara ara hemen bir daha ara ya. Kıpırdamayın. Yat yere yat yat yat. Ya yat. Durun. Ya bir dakika arkadaşlar ne oluyor? Biz göçmen kuşlara bakmaya geldik diye. Bir bunlar eksik değil mi? Atın silahları. Macera aramayın lan. Komutanım bunlar aradığımız Türk timcileri. Ya nereden çıkardın onu? Ne alakası var? Atın silahlarınızı. Tamam tamam sakin olun sakin olun. Alın şunları kelepçeleyin. Şimdi ayvayı yedik Nazan. İşimiz bitti. Bana
Konuşmayın lan. Lan sus lan. Ateşi var. Yara enfeksiyonu kaptı. Böyle dayanamazsın. Senden ayrıldığımda bu kadar küçüktün Eslim. Gene ayrılmak zorundayız Eslim. Farit haklı. Sen Türk ordusunun askerisin. Bizse düşman tarafın. Kızımsın. Bejan'ın ablası Farid'in yeğenisin. Kudüs ordusu bunu öğrenirse seni hemen öldürür. Bizi de. Bize gene ayrılık düştü Eslim'e. Başka çare yok. Yorgunluktan yığılıp kaldın kızım. İstersen dinlen biraz. Sonra sana yolu tarif ederim. Naza, bir şey desene ya. Senin bildiğin bir yılan deri illaki vardır buralarda. Bizi kurtar ya. Ne diyorsun Allah aşkına ya? Saçmalama. Kimsin sen? Niye peşimizden geliyorsun? Bunun için. Neydi kıbı böyle? Eline sağlık. Aferin. Eğitim şart doktor. Sen nereden çıktın be? Askerin zor durumda olduğunu öğrenince dayanamadım firar ettim. Ay vallahi dünce o subay fena yapacak beni. Göreceğiz. Göreceğiz. Sen iyi misin ha? Böyle buyurun. Duvarı örün. Sağ olun. Hemen aşağı. Şerefsizler. Kuzeye git. Karşına karakol çıkacak.
Baktığın o resimde Eslim yazıyordu. Benim adım. O resmin sende ne işi var? Kaybolan kızım. Adı Eslim değil, Esin. Buyur, burada işte. Sen yanlış görmüşsün kızım. Sen niye sürekli ağlıyorsun? Hadi kızım, durma, git. Bir gün ziyaretine gelirim. Gelme. Ben buralarda olmayacağım kızım. Yaptıkların için sağ ol. Allah'a emanet ol. Geberteceğim seni, Timci kız.